Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Bozburun Limanı'na yanaşıp yiyecek ve su ikmali yapmış ve Kiseli Adaya demirlemiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz ekranda belirlen video kartına tıklayın. Yeni bölümümüzde Kiseli Adası'nın muhteşem drone görüntüleri eşliğinde tavşanlar ve keçilerle adadaki hisar kalıntılarını ziyaret ediyoruz. Sonra da Bozburun Körfezi'nde Zeytin Adası'na demirliyoruz. Bizi izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve denizlerde doğaya ve diğer insanlara saygılı olmayı unutmayın. Şu anda bir dolma konusu gündemde. İşte maydanozlar mis gibi koktu. Güzel domates ve piperlik dolmalarımız mevcudiyetinde mutfağımızda şenlenmekte hocam. Doğru mu? O zaman afiyet olsun bize şimdiden. Bay bay. Hocam içi oluyor gibi malzemenin. Ne dersin? Oluyor. Eline sağlık. Güzel koktu çünkü bir an. Pirinç falan koktu. Bol baharat. İyi hadi bakalım. Eline sağlık. Dolmaya gelin. Ay buharlaştı. Almadolar falan var. Bunu bir daha sorayım. Hı. Aynen. Oh, dolmaya gelin. Keçilerimize mama geldi. Bakın nasıl da tanıyorlar ve gidiyorlar. Keçilere mama geldi. Bakın nasıl bekliyorlar ya. Hani neredeler? Evet, Nat Geo belgeseli başladı. Dişi tavşan çiftleşmekten kaçıyor. Erkek tavşan pomponu beyaz olan kovalıyor. En sonunda Cahide gibi galiba. Gün boyu ziyaretimize geliyorlar. İşte tavşan olsun, ne bileyim keçi olsun. Şimdi bu Körfez'de ünlü olan Bozburun Yat Kulübü'nün bir trimaranı var. Çok hoş bir yelkenli. Trimaran. Bu alet dirvanaların yani buradaki eski çok önemli denizcilerimizin yadigarı oğluna kalan, oğlu da büyük denizcilerimizden. Bakın şurada alet. Çok minnoş bir havada harika bir süratle gidiyor. Bu alet eğer hava esse şu gördüğünüz motor yatların hepsini geçer yani. Şu an sürati 6 knot. 7 knot falan ama dediğim gibi hava estiği zaman 25 knot'a hemen çıkar bu alet yani. Operation Atar. Hisar'a gidiyoruz. Hisar var burada. Hisar'ı gidiyoruz. Bakalım hisar tam şurada. Şurada. Evet, Doris'i orada. Koyumuz bu şekilde hocam. Evet, çok güzel. Güzel. Hadi gezelim. Hadi gezelim. Burada şöyle gezeceğiz. Ortam bu yani. Of, fena. Tırmanıldı.
Değil mi? Evet. Hisar'a geldik. Burada böyle bir burçumsu var. Yoksa deniz feneri mi? Burası da bizim adanın sonu ya. Bizim ada ya burası. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu tarafına da bağlı tekneler mevcut. Şu tarafı arkası da açık deniz gözüküyorsa eğer. Buranın coğrafyası zorlu. Bu şekilde. Evet, daha geniş bir açı oldu şimdi. Bozburun neredeyse komple gözüküyor. Böyle bir havuz burası. Buradan da bayağı Bozburun merkez gözüküyor karşısı. Şimdi gözükür mü bilmiyorum da orada bir çok güzel yıkıntı kalemsi şey var ama kamerayla çekemiyoruz onu maalesef. Geçen senelerde orada yürümüştük. Bu adanın ismini söylemiş miydik? Kiseli Ada. İsmi nereden geliyor hocam? Yani genelde Kiseli, Kiliselidir. Halk evet. Arasında Kiseli olmuştur. Burada kilise varmış demek ki. Bizans kilisesi muhtemelen. Yıkılmıştır evet. Kendisi. Aynen. Şu an objektifimize bir adet tavşan yakalandı. Kaçıyor hatta. Gel. Gel pis. Ne diyeceğiz tavşanı çağırırken? Gel bir öpelim diyeceğiz. Ha, bak burada bak. Allah seni. Salak. Kaçtı. Şimdi güneş batıyor. Karşısı Ada Boğaz denilen yer. Tam orayı çekemiyorum ama şöyle çekeyim size. Şöyle göstereyim. Zaten buradan girmiştik. Drone ile güzel çektim gerçi buraları gösteriyorum. Şimdi orada oyun oynuyor millet. Frisbee falan oynuyor. Gün batıyor. Gördüğünüz gibi oradaki yapı biraz daha ortaya çıktı. İnsanlar takılıyor. Frisbee falan oynuyorlar. Yürüyorlar bayağı. Yürüyorlar denizin üstünde. Çünkü orada sığlık var. Biz zararlı insanlardan değil. Onlar adına özür dilerim. Ay tavşanlar gördüm arka. Aha gördüm. Bir tanesi kaldı öyle. Evet, şimdi Kiseli Ada'dan ayrıldık. Kiseli Ada'yı arkamızda bıraktık. Bu gördüğünüz tam arkadaki lüks teknelerin olduğu yer. Şimdi burada bir tersane var. Bu arada şöyle Bozburun'un adasından sonraki kısmı. İşte kısmi evler. Bak karşıda bir tersane var. Büyük burası. Yani işte teknelerin mesela kışlamayı soruyorsunuz ya. Mesela bakın kışlama burada yapılıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü direk var. Yakından da çekerim. Yüzlerce tekne burada kışlıyor. Büyük, küçük. Özellikle Bozburun'da büyük guletler ve Bozburun'da gulet yapımcılığı ünlüdür bu arada. Burada da bayağı bir gulet var. Yani sayı olarak oldukça çok. Çünkü mekanı burası. Mesela Marmaris'te vesairede tur yapıyorlar. Ondan sonra gelip buraya çekiliyor bunlar. Yeşilova Körfezi yani Bozburun Körfezi'ndeki Gelme Koyunu görüyorsunuz. Tersane ve çekek yerleri. Sahilden de buradan daha önceden Söğüt'e gitmiştik. Araçla gidiliyor. Sahil yolu var şurada belki gözünüz görüyordur. Derinlik 20 metre falan var.
Orada da ufak bir çekek yeri var. Artık gelme koyunun tam dibine geldik. Evet, gelme koyunun çıkışında artık Kiseli Ada sağımızda kaldı sancakta. Bakın şurası. Hemen şu Kızılada. Kızılada'nın üstünde görünen yerlere de Datbükü deniyor. Güzel bir bük varmış orada. İnce burun koyları tur tekneleriyle dolmuş kuletlerle. Şurada bize göre solda bir yer var. İnce burun koyları. Bir de hemen şu küçük burnun arkasında var. İnce burunun öteki koyu da şurası. Burası daha geniş ötekinden. Daha az derinlik var gibi. Bu ince burnu dönüp Söğüt tarafına geçeceğiz. Böylece Yeşilova yani Bozburun Körfezi'ni bitirmiş olacağız. Güzel bir yer olunca trafik yoğun tabii ki. Gelen giden. Arkadaki tekneler de gözüküyor. Bakın demirleri, direkleri çok komik. Bayağı büyük bir yer. Şöyle bir denizimiz var. Buradan arkaya geçiliyor. Hoşuma gitti ya. Biraz önce geldiğimiz yerde bakın şuradan yürüyerek tık diye geçiliyor. Şuradan da şu arkaya geçersin Mert Kaptan. Evet evet değişik yani. Ya o kadar kalabayız ki. Size gösteremiyorum doğayı. Çok güzel geçiyor. Ha şuradan da bakın şuraya geçilir. Buraya tur teknelerinden önce gelsek güzel olurmuş. Zeytinada önündeki kayalıklardan anlayabiliriz. İnce burun burada kaldı. Datbükü'ne bakıyoruz şimdi. Sadun Bora'nın kitabında dün kaldığımız Kiseli Ada tam şurada kaldık. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Mira Demir mutlaka bulunmalı. İstanbul'dan İskenderun'a kadar bütün kıyılarımız var. Datbükü'ne geliyoruz. Evet orası ilk rüzgar indiriyormuş orası. Burası Kızıl Ada arkadaşlar. Ada burası da. Kırmızı gerçekten de toprağı. Onun üstüne Datbükü. Dat sakız ağacına deniyor bizim Kaş'ta ama burada ne için kullanılmış bilmiyorum. Bakın şimdi bir saygısızlık örneği göstereceğim. Yani çok güzel bir koy girmek istiyoruz ama ne yapmışlar? Teknesi şöyle mesine. Bakın ipi görüyor musunuz? Böyle yapıp burayı tamamen kapatmış, öldürmüş. Yani bu saygısızlıklara hiç gelemiyorum. Çok sinir oluyorum. Biz de bu koydan faydalanmak istiyoruz. Teknesi bunu yapan. Bakın yani tamamen böyle kapattığı için hiçbir şekilde bu tarafa doğru giremiyoruz. Burası da Zeytin Adam'ın üstündeki küçük koy. Bakın bu arkadaş da buradaki koyu kapatmış. Çok komik bir şey oldu. Bir tane bot buraya dedi iki tane teknemiz gelecek dedi. Buraya yanaşmayın dedi şu arkadaş. O da komikti. Rezervasyon yapıyor. Önce biz geldik biz demir atacağız dedik. Biraz böyle korktular şimdi. Komik oluyor biraz değil mi? Çok komik oluyor her şey. İnsanlarımız çok değişik değil mi kaptan? Ne düşünüyorsun? Yani
Burası sanki babasının malı gibi düşünüyor herkes. Halbuki şey... Şey otoparkta gibi hissettim aynen. Kendimi. Otoparka gidersin ya önce. Şey, çocuğu yollarsın. Bizim teknelerimiz gelecek. Müfettiş, Fahri müfettiş nasıl trafikte aynen. Var? Bizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz seve seve size yardımcı oluruz. Çok şey yani. Siz her şeye pek yetişemiyorsunuz. Zeytinada'ya yanaşıyoruz. Tamam. Bağlayabilir miyim? Bağlarım da. O kadar ip ve şey var mı? Şu anda bağlandık. Eda kıçtan bağladı bizi. Gene keçi var. Her yerde keçi mevcut. Bu seyirimizde. Burası da keçi. Keçili çıktı. Eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah Mert. Eyvah eyvah. Saatte böyleyse sonra ne olacak? Evet, demir atmıştık ve şimdi demiri toplayıp yüzüyoruz. Bu ne ya? Adana merkez. Dur yok ya. Vallahi denizler bitmiş arkadaşlar. Bitmiş söyleyeyim ya. Durum felaket ya şu an. Kırılık magandalı kat safhada. Yani ya yerimiz oluyor ya koyu kaplamışlar. Bayağı işler acısı bir halde yani. Bizi basıyorlar. Özellikle bayramda daha da artıyor bu iş. Maalesef çok üzücü yani. 4 gün nasıl geçecek acaba? Saf ya. Şimdi size bu şişme simidin detaylı tanıtımını yapacağım. Çok hızlı gidilebiliyor. Kalep de kullanılır. Sıcak başına geçti bence. Vah vah. Şimdi saat gece 12'yi geçti. Saat 12'yi geçti gece. Bugün Happy kaçı? Happy 2 teknesi. Hayır. 31 Temmuz mu? Happy 2 diye bir motor yat. Adana Merkez diye müzik açtı. Gündüz de açmışlardı ama gece açmazlar diye hayal ediyorduk. Şu güzellikte. Şu an millet yıldızları falan izliyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hangi adada bu kahvaltı acaba? Zeytin adasında. Aslında zeytin falan yok burada. Keçi var. Çakma zeytin adası. Çakma zeytin. Belki vardır zeytin ağacı. Bak çok sana. Sularını da kontrol etsene oraya kadar gitmişken. Kolaysa. Tsunami. Evet, tsunami'nin ortasında kaldık.
Hadi ya. Ne diye? Ama komik gözüküyoruz. Ha. Bu arada gün batımı muhteşem. Gün batımı harika. Orada da ip yarmışlar. Nereden yazılacak? Çeşitli turist eğlenceleri. Evet, burası da böyle bir koycukmuş. Zeytin odası üstünde. Efendim? Ha evet, dikkat et. Yakın zamanda birileri bir şey yapmış böyle değil mi? Evet, bir yol var. Plaj mı yaptılar acaba ya da restoran bir şey yapmışlardır. Ve sonra kapanmış peki. Ama gitmiş hala. Buraymış. Buraya sana. Bu da yukarı. Şöyle. Evet. Güzel bir ev de olabilirmiş. Belki de birinin. Ha, iki tarafa da bakıyor. Bakası çalkantılı yer burası işte açık olan. İşte kıçal atlarının durumu. Gördüğünüz gibi tüm koyu kaplamış halde. Anca botla girip çıkılabiliyor. Botla bile yani ben küçük botla hani şununla motoru falan kaldırıp geçiyorum. Şurada suyun içinde var bir tane. Herhangi bir işaret de yok. Evet. Şöyle işte. Gece o çok kötü takılırsın. Tabii canım. Direkt takılırsın. Karşıda Söğüt gözüküyor. Zeytin Adası'nın sonu. Tehlike Şamandırası'nın orada balıklar çok tatlı atlıyordu. Belki de çok sinirli bir kaya var. Ay balıklar ne tatlı atlıyor. Umarım görüyorsunuzdur. Gün batımı. Evet bak kayalar gözüküyor.